Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size sıralı bir model hazırladım. Modelim şu şekilde. Şöyle sizler için bir parça çıkardım arkadaşlar. Bu model bana geldiğinde tek renkti ve şu arkadaşlar tomurcukların yerine de inci vardı tek bir mavi bir modeldi ee, bu şekilde ben hem iki renkten hem de ince iptal ederek onun yerine böyle tomurcuk yaparak daha kullanışlı hani incinin erime ihtimali var çok güzel duruyor ben de çok seviyorum incili oyaları da arkadaşlar lakin hani ütüleme açısından erime ve dışının kullandıkça soyulma gibi e, ihtimali var o, o şekilde çok güzel olmuştu ondan da yapmak isterdim fakat daha kullanışlı böyle olsun diye bu şekilde iki renkte e, tek renk yerine iki renk kullanarak bu şekilde hazırladım Evet modelimiz bu şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar bu şekilde tığ battılarımızı hazırlıyoruz ilk başlarken de aynen bu şekilde şöyle zincirimizi çekiyoruz ipimizi tığımıza tutturuyoruz bakın burada da aynen bu şekilde Hemen ipimizi tığımıza tutturduk. 3 defa tığımızı doladık bu şekilde. Bir tane atlayıp ikinciye orada herhangi bir tığ battıdan başlayabiliyoruz arkadaşlar. İlk olduğu için. Şöyle ikinciye 1, 2 2 ve 2 Evet. Son iki kaldı. Tığımızda bu şekilde daha güzel duruyor trabzanlar arkadaşlar. 3 defa yine tığımı doladım. Aynı tığ battının içine giriyorum. Şöyle bir 2 2 bakın sıkı sıkı alıyorum ara boşluk vermiyorum ve bakın tığımda şimdi 3 tane oldu ben de üçünü birden bu şekilde kapatıp buraya bir trabzan yaptım bakın, son üçü bu şekilde birleştirmek daha güzel durduruyor. dur, duruyor ee, güzel durmasının sebebi de bu tomurcu güzel durduruyor arkadaşlar Evet inci yerine bu şekilde 5 zincirden tomurcuk yapıyorum bakın kapattım. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir. 3 defa tığımı doluyorum. Bir tane bırakıp ikinci tığ battımın içine şöyle bir bakın sıkı sıkı çekiyorum. Kalın bir trabzanımız olsun. Hiç arasında boşluk vermiyorum. Son ikiyi yine bıraktım arkadaşlar bu şekilde. Ve yine 3 defa doladım tığımı. Hemen tığ battımın içine giriyorum. 1, 2, 2 2 son 3 yine kaldı ikişer ikişer aldım sonuncuyu üçünü birden alıp buraya bu şekilde kapatıyorum iki trabzanı son noktada birleştiriyorum ve yine 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirimi hemen ikisini birden şöyle kavrayarak kapatıyorum bakın bu şekilde iki trabzanı birleştirerek 5 zincirli tomurcuk yapıyoruz 4 zincir 2 ve 3. 3 defa doladım. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine giriyorum. Şöyle bir şöyle 2 2 2 hiç bakın şöyle kalın bir şey yapıyorum. Arasında boşluk uzatma yapmıyorum. 3 defa doladım. Hemen tığ battımın içine girdim. 1 2 şöyle oturtturayım 2 2 3 defa zaten e, dolamamızın fazla dolamamızın sebebi uzun olmasın şöyle kalın bir trabzan olsun arkadaşlar yoksa yani gevşek oluyor sert bir görünümü kalın bir görünümü olmuyor 2 defa uzun uzun çekince bu güzellik yakalanmıyor Evet 1 2 3 4 5 kapattım bu şekilde am hazır. 4 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. Tığımı doladım. Bir tane bırakıp ikinci tığ battığımın içine girdim. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2. Bakın 4 seferde bir trabzan yaptım buraya. Yine 3 defa tığımı doluyorum. Hemen yuvaya girdim. 1 2 2 ve 2 tığımda 3 tane ilmeğim var üçünü birden kapattım bu şekilde 5 zincir trabzanın ikisini birden buraya kavradım 5 zincirimi tomurcuk yaptım bu şekilde birinci sıramız devam ediyor şöyle 4 zincirimizi çekip ara mesafesi olarak bir tane daha yapalım son ilk sıramız bu şekilde devam ediyor yani bir tane atlayıp ikincinin içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 2 ve 2. Evet. E hepsini bir alıp iki trabzanı birleştirmek zorunda da değilsiniz arkadaşlar. Teker teker trabzan da yapabilirsiniz. Ben böyle hoş durduğu için bu şekilde yaptım ama siz nasıl kolayınıza gelirse o şekil yapabilirsiniz. Şöyle iki trabzanı tomurcukta birleştirirsiniz yani. 2 2 Son 3 kaldı. Son üçü de kapattım. Yine 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde. 4 zincir. Evet. Şöyle yaptığımız işimize bakalım arkadaşlar. Bakın bu şekil oluyor. Şöyle çok da güzel oluyor arkadaşlar. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Bakın yukarı doğru inceldiği için çok güzel ince belli bir tomurcuğumuz trabzanımız oluyor evet. birinci sıramız bu şekilde devam edecek şimdi ikinci sıramızı yapalım Evet bakın sık iğne buraya bu şekilde ipimizi sabitliyoruz ilk başlarken şimdi buraya sık iğne ile ipimizi sabitlediğimizi düşünün ve yine aynı şekilde 3 defa doluyorum tığımızın dolaması 3 tane ve 4 zincirli ara boşluktan giriyorum. Şöyle bir şöyle 2, şöyle 2, 2. Uzunca buraya bir trabzandan yuva hazırlıyorum bakın arkadaşlar. Bu şekilde yuvamızı hazırladık. Arada tomurcuğumuz çok güzel gözüküyor ve ilk zincirimi 3 çekiyorum. Şöyle az duruyor, çok minik duruyor arkadaşlar. Bir zincir gibi duruyor iki zincir. O yüzden ilk zincirimi 3'ten çekiyorum. Şöyle minik bir tomurcuk yaptım diğerlerini iki tane zincir çekiyorum hemen kapattım sık iğne ile yaptığımız bu trabzana yine iki tane zincir üçüncü kirpiğim toplamda buraya bu şekilde beş tane kirpik yapacağız 4 ve 5. kirpiğimiz Evet ikinci sıramız da bu şekilde Arkadaşlar şimdi Yine tığımızın başını 3 defa doluyoruz. 4 zincirli aradan girip şöyle bir, şöyle 2, 2, 2, 2 alarak bakın, yuvamızı hazırladık. Yine ilk başta sadece 3 zincir, diğer 4 kirpikte 2 zincirden oluşan 5 tane kirpik hazırlıyoruz. 2 zincirimi çekiyorum. Kapattım. 2 zincirimi trabzanıma sık iğne ile sabitledim 4 2 zincir ve 5 bu şekilde ikinci yuvamız da hazır yine tığımızın başını 3 defa dolayıp hemen bu 4 zincirli yuvadan giriyorum şöyle 1 2 2 2 2 Trabzanı kirpiklerimiz için yuva olarak kullanıyoruz. Hem de arkadaşlar kolay oluyor yuva hazırlaması bu şekilde. 3 zincirimi kapattım sık iğne ile. 2 zincirimi kapatıyorum sık iğne ile. Şöyle 2 zincir 3 4 ve 5 şekilde 5 tane kirpi hazırlayınca yine tığımızın başını 3 defa doluyoruz. Şöyle rahat tutalım. Buradaki 4 zincirli köprüden girip ilmeğimizi alıyoruz. Şöyle dibinde bir zincir. Şey bir sık iğne. Diğerlerini 2 2 alarak trabzanı bitiriyoruz bakın. Yine 3 zincirimi çekiyorum ilk kesimi yaptık. 2 zincir. Bismillah. Tığ boşa dönüyor. 3 4 ve 5 1 2 ve 3 hemen 1 2 2 2 ve 2. Trabzanımız hazır. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 zincir. 1, 2, 3. kirpik. 4. 5. 1, 2 ve 3. Hemen bakın. Bunu da yapalım arkadaşlar. Anlaşıldı. Şöyle 2 2 2 alarak uzunca bir trabzanımız hazır. 1 2 3 zincir. Kapattım buraya. 2 zincir. 2 3 4 Şimdi arkadaşlar bakın şöyle iki zincir çekerek bırakalım ipimizi ve işimize bakalım. Bakın evet. Bakın kalıp gibi şöyle güzel ütüye giden de bir model oldu. Çok hoş oldu. Bakın arkadaşlar şöyle. Uzaktan da bir bakalım şöyle görüntüsüne. Evet. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız, abone değilseniz, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.